Batı'da pişirilen, son dönemde ülkemize ihraç edilmeye çalışılan Ali'siz Alevilik gibi kimi yıkıcı projelerin toplumumuz içinde pohpohlanmasının gerisinde yine bu senaryolar var. Açık ve net söylüyorum. Alman devleti Ali'siz Aleviliğe çok ciddi bedeller ödemek suretiyle İslam dünyasında, özellikle de ülkemizde bir bölünmenin tohumlarını ekmek istiyor. Oysa bizim milletimiz Hulefai Raşidin arasında asla bir ayrım yapmaz. Benim kayınbiraderlerimin bir tanesinin adı Hüseyin'dir. Bir tanesinin adı Hasan'dır. Bir tanesinin adı da Ali'dir. E buyurun. Bunu şimdi acaba bu Şiilere sorsak kaç tanesi kayınbiraderlerinin adını böyle koymuş? Böyle bir ayrım bizde yok. Çünkü biz Hazreti Hüseyin'i de, Hazreti Hasan'ı da, Hazreti Ali radıyallahu anh Efendimiz'i de niye severiz? Çünkü bunlar sevgili peygamberimizin en yakınlarıydı ve bundan dolayı da İslam için verdikleri mücadeleyi iyi biliriz. Bunun için de onları severiz. Bu millet Hazreti Ebubekir'i, Hazreti Ömer'i, Hazreti Osman'ı ne kadar severse Ali'ül Mürteza Efendimiz'i de aynı şekilde sever, hürmet eder. Hazreti Ali Efendimiz'i başka şekilde göstermek ancak onun kutlu hayatından ve imanından nasibini almamış mahfillerin işidir. İşte son günlerde bazı evlerin kapılarına bazı işaretler konuluyor. Niye? Ülkemizi bölmek, parçalamak için. Açık ve net söylüyorum. Türkiye'de bizim devlet olarak, yönetim olarak böyle bir problemimiz, böyle bir sorunumuz yoktur. Bu kapılara bu işaretleri koyanların üzerinde tüm güvenlik teşkilatlarımız özellikle çalışmaktadır ve bunlar yakalandığı zaman da hesabı sorulacaktır. Milli bünyemize mugayir bu tarz projelerle insanlarımızın arasına nifak tohumları ekilmesine rıza gösteremeyiz. İşte bunları geçmişte Çorum'da yaşadık. Maraş'ta yaşadık. Onlarca evladımızı bu provokasyonlara kurban vermiş bir millet olarak bu tarz girişimlere karşı hepimiz uyanık olmalıyız. Diyanet İşleri Başkanlığımızın son dönemde Alevi vatandaşlarımızla ilgili attığı kucaklayıcı atılımları yakından takip ediyorum. 82 milyonun Cumhurbaşkanı olarak birlik, beraberlik ve kardeşliğimizi perçinleyecek bu çalışmaları gönülden destekliyorum. Önümüzdeki dönemde muhabbetimizi güçlendirecek bu tarz faaliyetlere daha fazla ağırlık vermemiz gerektiğine inanıyorum. Bizim artık kapımıza gelene dini anlatalım anlayışından, buradan şimdi dönüyoruz, yüce dinimizi anlatmak için her kapıyı çalma dönemi başlıyor. Bu süreçte şu gerçeği hiçbir zaman aklımızdan çıkarmamamız gerekiyor. Siz yaralı gönüllere dokunmaz, onları tamir etmezseniz başkaları zehirli oklarıyla o kalpleri parçalayacaktır. Görevini samimiyetle yapan hocaların dolduramadığı boşluğu muhakkak Pensilvanya'daki şarlatan gibi din tüccarları kapatacaktır. Şayet insanlar, bilhassa da gençler dini alandaki susuzluklarını sahih kaynaklardan gideremezse FETÖ ve DAEŞ gibi sapkınların pençesine düşecektir. Kardeşlerim, Allah'a hamdolsun 10-15 yıl öncesine kıyasla tüm bunları hayata geçirebileceğimiz önemli imkanlarımız bulunuyor. Ve şunu açık net söylüyorum. Bakınız, Pensilvanya'daki olayı sıradan değerlendirmeyin. Pensilvanya'daki olay bir projedir. Ve bu proje Türkiye üzerinde oynanan bir oyunun alameti farikasıdır. Defaatle söylememize rağmen kolilerce dosyaları, mahkeme kararlarını kendilerine vermemize lazım.
Amerika yönetimi hala bu adamı vermiyorsa bunun arkasında nelerin olduğunu herhalde benim milletimin, aklı selim insanların düşünmesi lazım. Her şey çok açık, net ortada. Sadece charter school'lardan FETÖ okullarına Amerika'da 750 milyon dolar yılda para ödeniyor. Amerikan hazinesinden. Bu bize bir şeyler anlatmıyor mu? Bize bir şeyler anlatması lazım. Bunları süratle, defaatle, her zaman söylememize rağmen hala kendimize gelmiyoruz. Türkiye artık 1940'ların, 1970'lerin, 12 Eylül'lerin üzerimize karabasan gibi çöken 28 Şubat'ların Türkiye'si değildir. Tek parti yıllarında olduğu gibi. Tek parti yıllarında olduğu gibi İslam'ı gerilik emaresi olarak gören faşist zihniyet ülkemizde tarihe karışmıştır. Ezan sesine hasret kaldığımız karanlık dönemler inşallah bir daha geri gelmemek üzere kapanmıştır. Gerici, yobaz, takunyalı diyerek insanımızın inancıyla kavga edenler son 17 senedir hep olduğu gibi kaybetmeye mahkumdur. Hiçbir güç insanımızı ruh kökünden, inancından, kadim değerlerinden koparamayacaktır. Bu millet ne pahasına olursa olsun bir daha asla 27 Mayıs'ların, 28 Şubat'ların, 15 Temmuz'ların yaşanmasına izin vermeyecektir. Değerli kardeşlerim, bugün bırakın din eğitimini yasaklayan, bilakis bunu teşvik eden, yaygınlaştıran, önünü açan bir anlayış iş başındadır. İnsanımızın dini, tarihini, kültürünü öğrenmesi için gereken her türlü çabayı gösteriyoruz. Kur'an-ı Kerim ve Siyer-i Nebi dersleri, 4-6 yaşındaki çocuklara yönelik Kur'an kursları sizlere çok önemli imkanlar sunuyor. Hamdolsun artık vatandaşımız istediği gün ve saatte Kur'an-ı Kerim eğitim öğretimi alabiliyor. Bir dönem öğrenci sayısı 60 binlere kadar düşen İmam Hatip okullarına rağbet günden güne artıyor. Şu anda biliyorsunuz 1 milyon 300 bin İmam Hatip öğrencisi var. Din ve irşat görevini ifa noktasında Diyanet camiamızın önünde hiçbir engel, hiçbir kısıtlama bulunmuyor. Hiç şüphesiz bu müsbet ortam sizlerin mesuliyetini daha da ağırlaştırıyor. Bizim sizden beklentimiz omuzlarınızdaki yükün hakkını vermenizdir. Bunun için her din görevlimizin sıradan bir memur gibi değil, Resul-i Ekrem Efendimizin o veciz ifadesiyle peygamberlerin varisleri gibi hareket etmeniz gerekiyor. Sizden nebevi metotla Kur'an'ı satırdan sadra indirmenizi, yani gönüllere ve zihinlere nakşetmenizi bekliyoruz. Siz hocalarımızdan sadece ülkemiz sınırları içinde değil, yurt dışında da bu hassasiyetle gayret göstermenizi istirham ediyorum. Bakınız, bugün Türkiye'nin dünyanın 100'e yakın ülkesinde 6,5 milyon civarında vatandaşı bulunuyor. Yurt dışındaki camilerimiz çölün ortasındaki vaha misali milletimize kucak açıyor. İslam düşmanlığının ve neonazi terörünün adeta veba gibi yayıldığı bir ortamda gurbette yaşayan insanımızı sahipsiz bırakamayız. Bu kardeşlerimizi ılımlı İslam gibi emperyalist projelerin pençesine terk edemeyiz. Bizler nasıl ailemizden, komşularımızdan, camilerimizdeki cemaatimizden mesulsek, yurt dışındaki insanımızdan da sorumluyuz. Din hizmetinin bu kadar istikrarlı, bu kadar yaygın bir şekilde verildiği bir başka ülke dünyada neredeyse yoktur. Bu açıdan Diyanet modeli diğer İslam ülkeleri için de güzel bir örnektir. Diyanet modelinin tanıtımı için dünyadaki diğer Müslüman alimlerle birlikte çalışılması gerektiğini düşünüyorum.
Şura'da alınan kararların İslam dünyasıyla paylaşılmasında fayda görüyorum. Bunun için İstanbul'un bir ilim merkezi haline gelmesi ve İslam'la ilgili daima referans